işkolik biriyim. Metin Saraç, gençlik hayalleri olan, üretme, fayda sağlama hedefi olan bir insan. İlk parayı kazandığım günü hatırlıyorum. Heves ettim, domates aldım, salata aldım, onları arabada sattım. Orada battım. Üretmek istiyordum. Yani bu ülkenin çalışmaya, bu ülkenin nitelikli insan kaynağına, bu ülkenin gelecek nesillere güzel şeyler bırakmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla girdinin beyin olduğu bir yerde toplumsal fayda daha fazla oluyor. Hep soruyorum, hayal kurmayan bir insanın başarılı olma şansı yok. İnsanı hayaller bir yere getiriyor. Batarsanız çalışır tekrar var edersiniz. Şu anda hayallerimize ulaştık mı? Tabii ki değil. İnsan hayallerimiz büyük ama ömrümüz ne kadar yeter, mücadele şansımız ne kadar olur onu bilmiyorum. Bu memlekete hizmet etmek istiyorum. Metin Saraç, 1972 Ardahan doğumlu, gençlik hayalleri olan, üretme, fayda sağlama hedefi olan, düşünceleri olan bir insan. Burada ilk ve ortaokul yıllarını Ardahan'da geçirdim. Lisenin bir kısmını Ardahan'da geçirdim. Lise yıllarında İzmir'e ailecek göç ettik. Daha sonra üniversite sınavını kazanıp burada Osman Gazi Üniversitesi'nde endüstri mühendisliğini bitirdim. Gerçi o dönem üniversite bölündü, biz Anadolu olarak diplomamızı aldık. Eskişehir benim hayatımın kırılma noktalarından bir tanesidir. Buraya geldikten sonra işte üniversiteyi bitirdik. İş hayatına başladık, Hanımköylü olduk ve hala 34-35 senedir de burada yaşıyorum. İki evladım var, biri 21, biri 19 yaşında. Baba tarafı Ardahan, anne tarafı Artvin Şavşatlı. Çok keyifliydi, yani ben hep söylüyorum şu. Ya da biz bilmiyorum, yaşlandığımız için öyle geliyor. Çocukluğa özlem mi duyuyoruz onu da bilmiyorum. Sokakta oynayan, işte 80'ler dizisi vardı bir ara. Aynen orayı izlediğim zaman o geçmiş günler aklıma geliyor. Hakikaten öyleydi. Yani işte akşam ezanı okunur. Hadi eve da kendi kendimize çocuklarla sanki namaz mı kılacağız, ne işimiz var ezan vakti, akşam ezanıyla falan diye genel bir şey vardı. İşte çok güzel şeyler paylaşıyorduk. İşte sokak oyunları, akşama kadar. Özellikle Ramazan aylarını çok severdim. Çünkü orada sınırımız geliştiriyordu. Teravihden sonra eve gidiyorduk. Dolayısıyla o bizim için bir özgürlük alanı oluyordu. Yazın Şavşat'a, anneannemlerin köyüne giderdik ziyarete. Orada da şeyi çok gözlemledim, gördüm. Çiftçiliğin ne kadar zor olduğunu. Bir fil oturup tırpan yapmışlığım da vardır, tırmık yapmışlığım da vardır. Öküz arabaları vardı. Çünkü şey, hani o bölgede traktör çok kullanılmıyor. Çünkü çok yamaçlı bir bölge. Dolayısıyla o hayvanlarla o yazın sıcağında o tarlaları, çayırları ekip biçmek falan hakikaten meşakkatli iş. O yüzden çiftçinin değeri hakikaten iyi anlamak lazım. Onu anlamak için de orada bir miktar yaşamak lazım. O sıcağın altında, o tarlada çalışmak lazım. Zaman zaman şeye de üzülürüm. Böyle yol kenarında dururuz. Teyzenin biri bir şey satmaya çalışır. Orada pazarlık yapılmaya çalışır. Üzülürüm. Ya o teyzenin o ne şartlarda onu ürettiğini bir görse, inanın o söylediği paranın iki katını verir o teyzeye. Bazen bakıyorum, bir bardak kahveye işte 100 lira para verirken işte bir teyzenin marulunun 5 lirasının hesabı yapılıyor orada. Ve bu da hayat işte insanları bu tecrübelerle olgunlaştırıyor, geliştiriyor. Ama bütün her şeye rağmen akşam işte o köyde olsun çocuklarla bir yerde oturup işler bittikten sonra top oynamak, saklambaç oynamak. Eski şeylerde yine çok keyifliydi. Yine köyde işte o dönem elektrik de yoktu. Bir dönem gaz lambasıyla oturuluyordu. Bütün köyün ailesi bir evde toplanır. İşte yaşlılar bir sohbet eder, gençler bir sohbet eder bir yerlerde. İşte o yaşların anlarını dinlemek falan çok keyifliydi. Güzel yıllardı. Yani çok şey öğretti bana. Şimdi ilk parayı kazandığım günü hatırlıyorum. Ben çocukken de ticareti seviyordum. Yani hatırlıyorum, kendim limonata yapmıştım. Limonata satmıştım maç sonrasında. Bardak bardak soğuk limonata diye. İlk paramı öyle almıştım. Sonra oradan kazandığım parayla birazını harcamıştım. Bir kısmını çekirdek almıştım. Külahla çekirdek satmıştım. Siyah çekirdek külahta satılıyordu. Özellikle bir bardağı bilmem kaç para falan diye. Sonra bir dönem heves ettim. Orada battım, şey aldım, domates aldım, salata aldım, onları arabada sattım. Ama tabii çok almışım, satamadım, çürüdü, zarar ettim.
bizim o çocukluk şeyleri bunlar ama bunlar hiç kimse hani bu yap diye söylemedi. Ben bunları hep kendi içimden geçerek, kendi kendime düşünerek ve hiçbir şekilde evde anne bana limonataya falan demedim. Limonatamı da kendim yaptım. Gidip domatesi de kendim aldım. İşte çekirdeği de kendim aldım, sattım falan. Bunlar işte hayatın provaları. Allah'tan o dönem hani sağ olsun babam da annem de hani ne yapıyorsun falan demediler. Sonuçta bir şekilde hayatın provasını yapıyorduk o dönem. Dolayısıyla ilk böyle ticaret hayatı o dönemlerde tanıştım ki kaç yaşındaydım sanıyorum ortaokul ya 2'dir ya 3'tür yani. Şunu sanki hissetmeye başladım. Ailemizde büyük oranda hep devlette çalışıyor. İşte öğretmen, memur vesaire. Çok sanki bana olmadığı, bana uymuyor gibi geldi o dönem. Yani herhalde o tür şeyler mi bilmiyorum itti ama içimde olan bir şeydi bu. Dolayısıyla o içimde olan şey beni güdüledi orada o işi yapmaya. Şimdi şöyle, bu şu andaki yaşadığım hayat aslında benim çocukluk hayallerimdi. Ben üretmek istiyordum. Yani hep çocukluğumdan beri bir şeyi üretmenin kıymetli olduğunu düşünüyordum. Üniversiteyi bitirdikten sonra da biz ev arkadaşım şu andaki ortaklarımdan bir tanesi. Evde çok iş kurduk batırdık. Yani fikri olarak. Çok şey düşündük, çok şey eledik, değerlendirdik, kendi kendine batırdık düşüncelerde falan. Ama hep aklımda olan bir şey. Yani mutlaka bizim bir şekilde üretim işine girmemiz gerekiyor. Sonra profesyonel olarak iş hayatına başladım, endüstri mühendisi olarak. 8-10 sene kadar bir yerde çalıştım. İşte en son oranın yöneticiliğini yaptım falan. O dönem artık zamanının geldiğini hissetmeye başladık. Küçük bir atölye tuttuk yine 4 ortağımızla birlikte. Hala 4 ortak devam ediyoruz. Bir tane çalışan arkadaş aldık kendimize. Küçük bir atölyede bütün birikimimizi oraya, sermayemizi oraya aktardık. Ailelerden 5 kuruş para almadık bu tarafta. Biraz borçlandık ama çok çalıştık. Gerçekten zorlu yıllardı. Yani bizler için çok zorlu yıllardı. Bir şey kazanmak kolay değil. Mücadele etmek gerekiyor. Mücadele etmek gerekiyor. Ama hayallerimiz vardı. Yani o hayallerden hiç bıkmadık. Benim zaten hayat motolarımdan bir tanesidir. Bunu zaman zaman işte başarının sırrı nedir? Klasik sorular sorulduğu zaman hep soruyorum. Hayal kurmayan bir insanın başarılı olma şansı yok. İnsanı hayaller bir yere getiriyor. Çünkü hayaller size ters mühendislik yapmaya başlıyor. Bir süre sonra diyorsunuz ki bunu yapmak için hangi adımları atmalıyım? Neler yapmalıyım? Ve bu hayat bir şekilde bu hayaller üzerine örülmeye başlıyor. Siz mücadele ettikçe o taşlar yerine oturmaya başlıyor. Ve en sonunda bir noktalara geliyorsunuz. Peki şu anda hayallerimize ulaştık mı? Tabii ki değil. İnsan hayallerimiz büyük ama ömrümüz ne kadar yeter? Mücadele şansımız ne kadar olur onu bilmiyorum. Ama insan var oldukça üretmek zorunda. Ben yaratılışta da bunu görüyorum. Yaradan insanoğlunu boş oturmak için yaratmamış. İnsan ürettiği zaman kendi üretkenliği oluştuğu zaman sağlıklı kalabiliyor. Aksi halde kendi kendini dinlemeye başlıyor. O yüzden her insan gücünün yettiğince çalışıp meşgul olmak zorunda. Tabii ki hem gençsiniz, hem ticaret hayatına yeni atılıyorsunuz, hem yatırım yapıyorsunuz. Tecrübesizsiniz, geleceğin ne getireceğini çok bilmiyorsunuz. Bu gençlikte yapılan aslında bu yatırım hem avantajlı hem de dezavantajlı. Bazen düşünüyorum, diyorum ki o zaman aldığım riskleri şu anda alabilir miyim? Alamam. Çünkü o zaman şunu düşünüyordum, batarsanız çalışır tekrar var edersiniz. Ama şu anda buna enerjiniz de yok, zamanınız da yok. Dolayısıyla gençlik enerjisinin verdiği nokta aslında bizim gençliğimize güvenmemiz, kendimize güvenmemiz, çalışma azmimize güvenmemiz bir şeyleri oturtturdu. Yoksa o kadar tecrübesizlikte, o kadar risk alarak bu işleri çok matematik formüle döktüğünüz zaman yapma şansınız da kalmıyor. Zaten ticarette en büyük noktalardan bir tanesi. Fizibilitenizi yapacaksınız ama mutlaka orada bir risk var. Sıfır riskle fizibilite yaptığınız zaman orada bir kazanç da yok zaten. Dediğim gibi yani çok küçük bir atölyede işte başladık. Sonra o atölyeler bir siteydi bu. Siteyi yan yana bazılarına rica ettik. Bazılarına masraf paralarını verdik. Taşınmasını rica ettik falan. Böyle labirent gibi bir yer oluşturduk. Baktık oralar da yetmiyor. Ondan sonra 2005 yılıydı sanıyorum. Organize sanayi bölgesinde ilk 8000 metrekare bir yer arsa aldık. Ama arsa aldığımızda tabii ki para yok. Yatırım tamam arsayı aldık bir şekilde taksitlerini ödüyoruz ama bina yapacak para yok. Orada biraz borçlandık. Biraz geleceğe güvendik. Biraz kendimize güvendik. Bir sene sonra falan inşaata başladık. Bir 5000 metrekare kapalı alanlı bir yer yaptık. Orayı da doldurduk. Orası da bir zaman içerisinde doldu. Daha sonra yetmedi. Biz iki farklı yerde daha fabrika alanı kiraladık. Baktık 3 yere dağıldık. Bu sefer maliyetler çok arttı. Üçünde ayrı forklift, üçünde ayrı sevkiyat, üçünde bilmem ne gidip gelmesi kontrolü zor. Sonra bunları birleştirmeye karar verdik. Bu binaya geçtik. Sonra bu yatırımdan sonra 2000
2017 ya da 2018'inde Çerkezköy'de bir işletme daha kurduk. Orada beyaz eşya yine çalışan. Şu anda toplam 420 civarında çalışanımız var iki işletmede. Firmada şunu yapıyoruz. Biz kuruluşundan itibaren beyaz eşyaya çalışıyoruz. Bu büyük firmalar, bütün aklınıza gelen büyük firmalar, havacılık sektörü, savunma sanayi. Buralarda hem plastik tasarım ortaklığı, hem plastik kalıp imalatı ve üretimi yapıyoruz. Şu anda otomotivle ilgili görüşmelerimiz var. Otomotiv tarafında bir şeyler yapmayı hedefliyoruz. Bir kendi ürünümüz var. İşte bir iki senedir böyle bir test ettik bunu. Çorba karıştırıcı otomatik. Baktık bayanlar evde zorlanıyor. Özellikle çalışan bayanlar. Uzun süre çorba sevilen bir şey ülkemizde. Ya da ne bileyim sos, puding falan gibi şeyler. Tamamen buradaki şeye, bayan ya da erkek kim varsa mutfakta onun zamanını ona tekrar geri vermek. Onun o süre içerisinde işte salatadır, yemektir vesaire başkası bir şeyler yapmasına olanak tanıyan bir makine yaptık. Bu an şu anda online sitelerin hepsi de satılıyor. İşkolik biriyim. Ben sabahleyin geldiğim zaman ilk önce gelirim bir bardak çayımı içerim güne başlamadan. Sonra bütün fabrikadaki her arkadaşıma günaydın derim. Sabahleyin ilk yaptığım iş her arkadaşıma kaç kişi varsa o vardiyada, sabah vardiyasında herkese bir günaydın derim, merhaba derim. Orası aynı zamanda bir açık kapıdır. Kapı da açıktır her zaman gerçi odama kapısı. Orada sıkıntısı olan söyler. Sıkıntısı olmayan günaydın der. Dolayısıyla öyle bir dolaşırım. Etrafa bakarım. Firesi nedir? Makine temiz mi? İşte genel ortam düzgün mü? Deyip ondan sonra odama çıkarım. Maillerime bakarım. WhatsApp'ta bir şeyler varsa onlara bakarım. İşte az önce bahsettiğim şeyler var. Yani gerek OSV'den, OSV'nin iştiraklerinden dolayı, kendi işimden dolayı fazla şapka taşıyoruz. Onunla, hepsiyle ilgili birer tane mutlaka bir şeyler geliyor. Oturup bunlara işte çözüm üreteceksek çözüm üretiyoruz. Böylelikle zaten öğleyi buluyoruz. İşte yemeğimi yerim. Sonra gelirim gazete bakarım bir günlük. Mutlaka gazete okurum ekonomi gazetelerini. Öğleden sonra tekrar rutin şeyler başlar. İşte ziyaretçiler varsa sağ olsun eksik olmazlar. Mutlaka birileri oluyor. Öğleden sonra genelde o kabuller. Yine öğleden sonra mümkün mertebe işte OSB mesleksizin kurucu yöneticisiyim. Orayla ilgili işler varsa onu, toplantısı varsa, öğretmen görüşmesi varsa, ne bileyim müfredat görüşmesi varsa oraya gidiyorum. ATAP'ta bir şey varsa herhangi bir şey gidiyorum ya da onlarla ilgileniyorum uzaktan. Dolayısıyla da sonra işte kendi işlerimizde ve hızlı bir şekilde zaten anlayamıyoruz. Gün bitmiş oluyor. Ben zaten son zamanlarda bakıyorum haftayı gün gibi yaşıyorum. Ayda hafta gibi geçiyor. Yani yıla başlıyoruz ve hızlı bir şekilde geçiyor. Nasıl geçtiğini de gerçekten anlamıyorum. Çok hızlı bir akış var. Hayatım da aslında bu şekilde geçti. Yani çok işkoliyim. Mesela ben tatile gittiğim zaman 3 gün okey 4. gün sıkılırım. Duramam yani. O yüzden kısa tatiller yapmayı seviyorum yapabiliyorsam. Dolayısıyla bu öyle bir şey var. İşkoliklik var bende. Ya bu tarif zor bir şey. Yani şimdi tarihi şöyle gözünüzü kapatıyorsunuz, geçmişe gidiyorsunuz, o mücadeleyi görüyorsunuz, o atölyeyi görüyorsunuz, büyüme şeyini görüyorsunuz ve çok mutlu ediyor sizi. Niye? Çünkü her taşında, her tuğlasında emeğiniz var. Ben eminim ki benim oğlum oturduğu zaman bu keyfi almayacak burada. Çünkü buranın varoluşunda, her bir taşında sadece biz değil, burada çalışan ekip arkadaşlarımızla birlikte, çalışma arkadaşlarımızla birlikte çok ciddi emekler var. Bunun hazzı, keyfi ve hedeflediğiniz bir şeye ulaşmanın hazzı, keyfi hiçbir yerde yok. Bazen dara düştük, bazen sıkıntıya girdik, bazen kredimizi ödeyemedik, çok sıkıntılar yaşadık. Bazen moraliniz bozuldu, ya bu kadar da olmaz dediğin olaylar oldu. Çalışma hayatı çünkü insanoğlu, insanla çalışıyorsunuz. Siz de hata yapıyorsunuz, çalışanınız da hata yapıyor. Ama bazen öyle ihanetler görüyorsunuz ki ya bu insana yakışmaz diyorsunuz, görüyorsunuz. Ama hiçbir şey sizi o hayalinizdeki keyiften uzak tutamıyor. Umarım Allah sağlık verir, saat verir. Bu ülkenin üretmeye, bu ülkenin çalışmaya, bu ülkenin nitelikli insan kaynağına, bu ülkenin gelecek nesillere güzel şeyler bırakmaya ihtiyacı var. Biz de bu inançla, bu azimle, bu kararlılıkla sadece kendi işimde değil, aldığım diğer sosyal sorumluluk projelerinde 5 kuruş para almadan sadece bu ülkeye, bu memlekete hizmet etmek istiyorum. Yoksa ben söylüyorum, çoğu sanayici arkadaşımızın kendi malı mülkü çalışmaz, çalışmasına ihtiyacı yok ama bu öyle bir şey değil. Bu ülkenin var olması, gelecek nesillere güzel teslim edilmesi, her bir bireyin işini doğru yapmasıyla, çalışmasıyla mümkün olacak.
of retribution. Oh, yeah, we want retribution.